Merhaba, ismim Kaan Doğan. Bu sunumda sizlere iMac'e veri toplama sistemiyle nasıl iMac ölçer verisi toplandığını ve bu işlem için konfigürasyonların nasıl yapılacağını anlatacağım. Veri toplama modülü olarak Kronos Flex 2000 GP, iMac ölçer olarak da ICP tip 3 eksenli Dytran marka iMac ölçer kullanacağım. iMac Studio programını açtıktan sonra önümüzdeki ekranda yer alan Devices kısmının altındaki Show seçeneğine tıklayarak cihazımızın bulunmasını ardından cihazımıza bağlanmaya çalışacağım. Bunun için öncelikle yanındaki kutucuğu işaretliyorum. Ardından çıkan Connect butonuna basarak cihazımıza bağlanmaya çalışıyorum. Cihazımıza bağlandıktan sonra yukarıda yer alan analog channel sekmesine geliyorum. Burada iMac ölçerimin 3 ekseninin bağlı olduğu veri toplama sisteminin ilk 3 kanalını kullanacağım. İlk olarak isimlerini değiştiriyorum. X eksenimin ismini ACCX olarak, Y eksenimin ismini ACCY olarak ve Z eksenimin ismini de ACCZ olarak değiştiriyorum. Ardından genel yapacağım işlemler için üçünü de seçiyorum. Durumlarını aktif hale getiriyorum. Ölçüm modunu voltaj olarak, coupling'ini ise DC olarak ayarlıyorum. Range and Scaling kısmında her bir eksen için paketinin ve kutusunun üzerinde belirtilen hassasiyet değerlerini gireceğim. Bunun için 3 için de birimlerini G olarak değiştiriyorum. Ardından X eksenimi seçerek işleme başlıyorum. X ekseninin hassasiyet değeri 102.06 mV bölü G olarak belirtilmiş. Ben bunu volt bölü G'ye çevirerek 0.10206 volt bölü G olarak çeviriyorum. Ardından Y eksenime geliyorum. Y ekseninin hassasiyet değeri 102.63 mV bölü G. Ben bunu 0.10263 volt bölü G olarak çeviriyorum. Ardından Z eksenime geliyorum. Z ekseninin hassasiyet değeri 99.41 mV bölü G. Bunu da 0.09941 volt bölü G olarak çeviriyorum. Ardından bu işlemimi tamamlıyorum. Tekrardan 3 eksenimi de seçiyorum. Örnekleme kısmına geliyorum. Örneklememi 1 kHz ile örneklemek istediğimden dolayı 1 kHz olarak seçiyorum. Data transfer kısmında bilgisayarın yanı sıra cihaza da kaydetmesi için Save Data kutucuğunu seçiyorum. Ardından yaptığım bu konfigürasyonları Home seçeneğinde yer alan Save As kısmından kaydetmek istiyorum. Bunun için ismini iMac ölçer 1 olarak giriyorum. Şu anda konfigürasyonlarım tamam. Ölçüme başlayabilirim. Ölçüme yukarıdaki Start butonundan başlıyorum. Ölçümüm başladı. Veriyi görüntülemek için panel kısmına geliyorum. Veriyi görüntülemeden önce bir bilgi vermek gerekirse, ICP iMac ölçerler durağan pozisyondayken gerçek ivmesini 0 olarak okurlar. Ben de ilk başta durağan halde göstererek 0 seviyelerinde verinin okunmasını bekleyeceğim. Verimi görüntülemek için yeni bir sayfa oluşturup 2x2'lik bir diyalog açıyorum. Analog input'uma tıklıyorum. X eksenimi alıyorum. Sonrasında Y eksenimi alıyorum. Ve sonrasında ise Z eksenimi alıyorum. Ve sonrasında bunların anlık verilerini görüntülemek için öncelikle X eksenimi, sonra Y eksenimi ve sonra Z eksenimi alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi mili G mertebelerinde okuyor. Yani 0 G seviyelerinde okuyor. Yani iyi mi ölçelim, doğru çalışmakta. Şu an ben bunu X ekseninde hareket ettiriyorum.
Görmüş olduğunuz gibi x ekseninde büyük değişimler oluyor. Ama diğer eksenlerde o kadar olmuyor. Şimdi y ekseninde hareket ettiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi y ekseninde 2.5c'ye kadar çıkarken diğer eksenlerde o kadar çok bir değişim olmuyor. Sonrasında ise z eksenini hareket ettiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi yine z eksenin diğerlerine göre daha fazla hareket etmiş bulunmakta. İğme ölçerimden topladığım verileri bu şekilde anlık olarak ve gerçek zamanlı olarak grafiklerde görüntüleyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.